Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde neler var? Bakalım efendim, ulusal gündemle başlayalım. Ulusal gündemde kabine, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı halinde. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde tabii ki birçok konu görüşülecek. Ama gündeme gelen ilk sıradaki konu, bazı gazetecilerin bildirdiğine göre, o da öteleme. Neye öteleme? Borçlara öteleme efendim. Kabinede görüşülecek çeşitli borçların ötelenmesi ve taksitlendirilmesi. Bunlar vergi borcu, sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar, adli cezalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak ve taksite bağlanacak. Bununla ilgili konu görüşülüyor kabinede. Tabii bu durumun kabinede kabul göreceği kesin ve bu konudaki hazırlıklarda, ön hazırlıklarda yapılmış durumda vergi ve sosyal güvenlik kurumu ve adli cezalara ilişkin bir öteleme, bir taksit imkanı sağlanacak ve bununla ilgili yasa da Şubat'ta kesinleşecek ve buna yönelik ön hazırlıkta yapılmış durumda. Kabinede bunlar görüşülüyor. Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapması da her zaman olduğu gibi bekleniyor değerli seyirciler. Tabii kabinede dış siyasetle ilgili konular, iç siyasetle ilgili konularda görüşülüyor efendim. Toplantı devam ediyor. Toplantı sonunda kabinedeki alınan kararlar, görüşülen konularla ilgili ayrıntılı bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı verecek. Tabii EYT konusu da kabinede görüşülüyor mu, görüşülmüyor mu? Buna yönelik de yine bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Ama EYT ile ilgili olarak bir soru şimdilerde gündemde. O da şu: EYT ne zaman yasalaşacak? Buna yönelik tabii ki çeşitli açıklamalar var. EYT'liler maaşlarını Mart ayında kesinlikle alacaklar dedi hükümetin ve AK Parti'nin önemli isimleri. Ve tabii acaba EYT'liler maaşlarını toplu olarak mı alacaklar sorusu şimdi gündemde. Bu konuya yönelik olarak da tabii ki AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Yılmaz Tunç bir ya da iki ay süreyle maaşlar toplu olarak alınabilir. Buna yönelik düzenleme, buna yönelik çalışma yapılıyor dedi. Ve işte emekliler maaşlarını ne zaman kesin almaya başlayacaklar ve acaba toplu olarak alabilecekler mi ilk maaşlarını? Buna yönelik açıklamada önümüzdeki saatlerde ya da yarın yine hükümetin ve AK Parti'nin önemli isimleri tarafından açıklanacak gibi gözüküyor efendim. Tabii bununla birlikte kabinede görüşülecek ve görüşülen diğer bir konu tahmini olarak okullar. O da köy okullarıyla ilgili. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir açıklama geldi. Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız dedi. Sadece anaokulu ve ilkokulları açmıyoruz. Köylerde halk eğitim merkezleri de kuruyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı da bir atağa geçmiş durumda. Tabii hane sayısı 10'un üzerinde olan köylerde okulların açılacak olması, taşımalı eğitime bazı yerlerde son verilecek olması anlamına geliyor. Ve bazı yerlerde de yurtlarda kalan öğrencileri de kendi okullarında, köylerinde okuma imkanına kavuşacak olması anlamına geliyor efendim. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapmış olduğu açıklamada dedi ki ülkemizde kadınların okullaşma oranı, kız çocuklarının okula gitme oranı erkekleri geçmiş durumda açıklamasını yaptı ki bu da sevindirici bir durum efendim. Şimdi devam edelim değerli seyirciler. Tabii ülke gündeminde yaşanan diğer gelişmelere de program içerisinde yer vereceğiz. Siyasetle başlayalım, yerel siyasetle başlayalım. Ama tabii önümüzdeki günlerde Cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Mersin'e gelecek. Ona birazdan da değineceğiz. Şimdi efendim, Mersin'in Erdemli ilçesinde çoğunluğu gençlerden oluşan ve çoğunluğu da İlk kez oy kullanacak olan gençlerden oluşan 150 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Form doldurarak formları kabul gördü ve MHP'nin önemli isimleri de partiye üye olanlara törenle rozetlerini taktı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne çoğunluğu gençlerden oluşan 150 kişi katıldı. Erdemli Ülke Ocakları'nın çalışmaları neticesinde çoğunluğu gençlerden oluşan 150 kişi parti binasında düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. İlk defa oy kullanacak olan gençler ilk oylarını MHP'ye vereceklerini dile getirdi. Tek tek rozetleri takılan gençler ardından parti üyelik formlarını doldurdu. Üyelik kaydı esnasında yoğunluk yaşandı. Üyelik formu doldurulan gençlerin üyelikleri ilçe teşkilatı tarafından kayıt altına alındı. Yeni üyeler için düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Serdar Soydan, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, Ülkü Ocakları Erdemli İlçe Başkanı Behçet Yıldız, Erdemli Kaçep Başkanı Müslime Coşar, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve gençler katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Koral Ömür'ü Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe karşıladı. Yeni şartlara alışmaya çalışıyoruz. Yeni medyaya alışmaya çalışıyoruz. Kent gazetecileri bunun mücadelesinde verirken aynı zamanda haberi rahat yapma, özgür yapma, demokratik bir ülkede habercilik yapma şartlarını da en azından değerlendiriyoruz tabii. Koşullarını değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz yarın da çok önemli bir gün bizim açımızdan. Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü. Evet. Tam da onun vesilesine aslında denk geldiniz. Evet. Çok önemli bir gazeteciydi. Bizim önde kaldığımız bir gazeteciydi. Tabii biz yarın bir anma töreni de gerçekleştireceğiz. Belki Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü olarak adlandırılıyor ama aslında biz bu anlamda hayatını kaybeden pek çok işte gazeteciyi o gün almış olacağız. Ben bir kez daha Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoş bulduk. Seçim sürecinde il yönetimimizde, il başkanlığında değişim yaşadık. Yeni bir yönetim oluştu. Ben de il başkanlığına seçildim. Yönetimde de değişiklik oldu. Tabii zor bir süreç dediğiniz gibi herkes açısından zor bir süreç. Bunun içine basın yayın da giriyor. Hem değişimi yaşandığı bir süreç hem de bize göre merkezi hükümetin uyguladığı tüm politikalarda olduğu gibi basın politikası veya medya politikası da bize göre demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde yürümüyor. Yani devlet bir şekilde yargı yoluyla eleştiriliyor, muhalefet yoluyla eleştiriliyor. Bu bir subjektif eleştiriler belki ama en objektif eleştiriyi, değerlendirmeyi tabii ki basın yaptığı için. Bizim için basın özgürleşmesi, basının istediğini istediği zaman konuşabilmesi çok önemli. Ve bu bizim temel politikalarımızdan biri. 4 ay sonra, seçimlerden sonra iktidarımızda en önem verdiğimiz konulardan biri de bu olacak. Demokratik ve özgür Türkiye'yi yeniden biz inşa edeceğiz. Bunun hazırlıklarını yaptık. Zaten söylemlerimizde de var. Bekliyoruz, seçim sürecini bekliyoruz şu anda. Türkiye'yi her açıdan yeniden yapılandıracağız. Mersin'in Silifke ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. 15 yaşında bir çocuk babasının katili oldu. Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yaşındaki çocuk babası Musa U'yu pompalı tüfekle öldürdü. Karayollarında işçi olarak çalışan Musa U'yla eşi geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U. da annesiyle birlikte kaldığı süre içerisinde babası Musa U'yla arası bozuldu. Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U'nun evde olmadığı gece saatlerinde Musa U'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babası eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek babasını öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Polis eve girdiği sırada Musa U'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cansız beden morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan S.U. ise kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili inceleme devam ediyor.
19 Ocak tarihinde Mersin polisi DH terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Bu operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Adli mercilere çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. DH terör örgütünün Mersin'deki faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 19 Ocak 2023 günü yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından adli işlemlerinin tamamlanması için mahkemeye çıkartıldı. 3 DH teröristi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Direksiyon kontrolü kaybolan bir otomobil Çakıt çayına yuvarlandı ve otomobilin içerisinde bulunan 3 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Adana'nın Pozant ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt çayına uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza D750 karayolu Pozantı Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarpan araç Çakıt çayına uçtu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Abdullah Aydın hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Şeref Ünal ve yine 22 yaşındaki Çağdaş Sarsu yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. yıl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Polis asayiş operasyonları da gerçekleştiriyor. Bu operasyonlar çerçevesinde birçok derneğe, yönetim yerine, derneğin lokaline, kıraathaneye ve kahvehaneye baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda kumar oynayan kişiler yakalandı ve yüklü miktarda para cezası verilirken 2 iş yeri sahibine de adli işlem yapıldı. Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Mersin ili genelinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçu kapsamında yapılan çalışmalarda kahvehane, kıraathane ve dernek lokallerinde yapılan denetimlerde toplam 44 kişiye kumar oynadığı tespit edildiği için 105.868 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi 2 kişi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılarak 4 oyun makinesi ele geçirildi. Antalya'ya uzanacağız. Antalya'da Kumluca'da geleneksel olarak kabul edilen deve güreşleri yapılıyor. Develer güreşirken aynı alanda sahipleri de birbirleriyle kavga etti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri yapıldı. Güreşler esnasında kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle deve sahipleri arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı polisler ayırdı. Kumluca Karatepe Stadyumunda düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden yaklaşık 120 güreş devesi katıldı. Güreşler esnasında kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle iki güreş devesi sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden ve dövüşen deve sahipleri tedbir amaçlı güreş alanında bulunan polisler tarafından ayrıldı. Sana gölge düşürmeyelim lütfen. Değerli seyirciler, dışarıdan konuşmayın arkadaşlar. Şimdi efendim bu deve güreşleri geleneksel olarak ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Ama tabii bu tür olaylar ve bu tür güreşlere de yine sosyal medyadan tepkiler geliyor. Çünkü malum örneğin bazı izleyicilerimiz paylaşım gönderdiğinde köpek dövüştürülmesi yasak, horoz dövüştürülmesi yasak. Peki neden develerin bu şekilde dövüştürülmesine izin veriliyor ve bahis oynanıyor deve güreşlerinde ve bu bahisten de yüklü miktarlarda haksız kazançlar elde edilebiliyor diyen vatandaşlar deve güreşlerinin de
kesinlikle yasaklanmasını istiyorlar efendim. Bu da ayrı bir konu. Şimdi tabii şimdilerde hastalık kol geziyor. O hastalıkta üst solunum yollarını ciddi bir şekilde tahrip ediyor. Ve vatandaşlar hastaneye gidiyorlar. Tüm Türkiye'de hastaneler tıklım tıklım dolu. Her yaştan insanlar hastanelerde, acil servislerde dertlerine deva, derman bulmaya çalışıyorlar. Ve öksürük küçük yaştan büyük yaşa kadar her insanı etkiliyor. Ve konunun uzmanları öksürük bir ay, bir buçuk ay devam edebilir. Çünkü var olan virüsler, mevsimsel virüsler, iklim değişikliği nedeniyle, kuraklık nedeniyle, havaların yağışlı olmaması nedeniyle mutasyona uğramış durumda. Ayrıca bununla birlikte var olan omikron varyantının çeşitli alt varyantlarıyla birlikte nezle, grip gibi, influenza gibi hastalıklar da oldukça yaygın ve bir kişi birkaç hastalığı birden yaşayabiliyor diyorlar. Ve ülkemizde ilaç sıkıntısı da yaşanıyor ama bununla birlikte muadil ilaçlar da çok rahatlıkla kullanılabilir açıklamasını da yaptı Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır programda konuk olduğunda. Ve tabii hastalanmamak ayrıca hastalığına da kullandığı ilaçlara destek olması açısından ya da daha sağlıklı bir şekilde doğal yollarla tedavi kendisini etmek isteyen vatandaşlar da aktarlara koşuyor. Solunum yolları hastalıklarının arttığı bu günlerde vatandaşlar bitkilere rağbet göstermeye başladı. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar zencefil, zerdeçal ve tarçını tercih ediyor. Kurak geçen kış ve sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bu günlerde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermeye başladı. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları adresler yine aktarlar oldu. Bu sene millet uyandı artık. Zerdeçal, zencefil ve tarçın. Üç üzerinde çok duranlar var. Yani demek ki artık millet anladı. Hastalığın en başı hasta olmamak. Bunun da vücudun ümmi sistemine geçiyor. Bağışık sistemi güçlenince zaten haliyle hastalık sana dokunamıyor. Yani güçlüsün artık tamam. Sana hastalık ne yapabilir? Mikrop bir şey yapamaz. Şimdi zerdeçal hakikaten karaciğerin en iyi ilacı, kan temizleyici ve bağışık sistemi güçlendirici. Hakikaten gerçekten öyle. Bu zencefil de zaten üst sorun. Bu akciğerlerle ilgili. Aynı zamanda şeker hastalıklarına değil, midevidir de aynı zamanda. Tarçın da, şimdi bazıları da bu üçünü zayıflamak için de kullanıyorlar. Tabii. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve limon. Bunu katıyor zayıflama. Hakikaten sağlıklı zayıflıyor yani. Onun için de kullanıyorlar. Tabii bu arada yine diyeyim mesela İhlamur, bak hatmi çiçeği, çok önemli. Hatmi, gül hatmi, papatya, bunlar doğal yani en fazla ileride önde olan bunlar. Tabii bizde 1600'e yakın çeşit bitki var yani. Bak bir de mesela ekinezya, biraz pahalıdır ama. O da güzel, bağışık sistemin iyi. İşte bunun üzerine arı sütü, polen mesela. Arı mamulleri de bunlar da güzel. Bunların şimdi kaynama usulü kullanırsan kaynatıldı mı besin değeri ölür. Bir, posa olduğu gibi gider. İki, vücut iki saat nemalanır. Üç, ama ve lakin ha, namuslu dürüst olursa yanında çekip veriyorsa eğer bunu toz haline getirir de kullanırsa kaynamadığı için besin değeri ölmez. Bir, posa senin 2, vücut tam 8 saat nemalanır 3. Efendim son yıllarda ve özellikle de 2022 yılının son aylarıyla şimdilerde ülkemizde uyuz vakalarında ciddi bir artış var. Uyuz vakaları konusunda konunun uzmanı bilgiler verdi. Bir kaşıntınız var mı? Bir aydır devam ediyor.
Deri ve zührevi hastalıklar uzmanı doçent doktor Sinan Özçelik, son 5-6 yıldır Türkiye'deki uyuz vakalarında artış yaşandığını ve aile tedavisinin önemli olduğunu kaydederek, ailede tedaviyi uygulayamayan kişiler olduğu için aylardır hatta 2 yıldır kaşınan uyuz vakaları geliyor dedi. Son zamanlarda uyuz vakalarıyla polikliniklere başvuruda bir artış yaşandığını belirten deri ve zührevi hastalıklar uzmanı doçent doktor Sinan Özçelik konu hakkında şu bilgileri verdi. Şöyle son yıllarda bizim uyuzla ilgili özellikle polikliniklere başvuru sayısında artış olduğu kesin. Özellikle 2017-18'den bu yana ülkemizde uyuz vakalarında artış olduğu söyleniyor. Uyuz bir Sarcoptes scabiei varhominis denen bir akarın yol açtığı tüm dünyada da görülen bulaşıcı bir deri hastalığı aslında. Normalde çıplak gözle görünmeyen ama mikroskopta seçilebilen bu akar deriyi istila ederek bir hastalığa yol açıyor. Derinin üst tabakalarında tünel dediğimiz lezyonlara yol açıyor ve bu tünel içerisinde yaşam döngüsünü sağlıyor ve bunu da bir alerjik reaksiyona yol açarak hastada şiddetli bir kaşıntıya yol açıyor. İlk defa uyuzla karşılaşan kişilerde genelde belirtilerin ortaya çıkması ortalama 2 ile 6 haftayı buluyor. Daha önce uyuz geçirmiş ya da karşılaşmış kişilerde ise bu süre daha kısa. 1 ila 4 günde hemen kendini gösterebiliyor. Bu belirtilerin görülmediği dönemlerde tabii bulaştırıcılık oluyor. Tedavi yönteminde aslında uyuzu başarılı tedavi edebilmek için temelde iki şeye odaklanmak gerekiyor. Birincisi kişideki bu nihayetinde bir parazit, o parazit akar sayısını tamamen sıfıra indirmek, yok etmemiz gerekiyor. İkincisi de bulaşıcı bir hastalık olduğu için korunma için önlem almamız gerekiyor. Tedavide bizim ağırlıklı olarak kullandığımız ilaçlar da topikal ilaçlar dediğimiz ağırlıklı sürme ilaçlar. Bunların hazır preparatları da var, eczanelerden temin edilebiliyor. Ya da bizim belli maddeleri karıştırarak yaptığımız yapma ilaç diye bilinen ilaçlarla da tedavi edebiliyoruz. İkinci kısım olan korunma anlamında da mutlaka sadece uyuz olan kişinin değil, uyuzla birlikte uyuz olan kişiyle birlikte aynı ortamı paylaşan kişilerin de mutlaka tedavi olması gerekiyor. Ailede aynı ortamda tedaviyi uygulamayan kişiler olduğu için yani aylardır hatta yani 2 yıldır kaşınan ve uyuz vakası olan hastalar polikliniklerimize geliyorlar. Uzun süreli böyle yakın temasla bulaşabildiği için bunun dışında bir de az da olsa ortak kullanılan eşyalar, giysiler, yatak örtüsü, nevresim, yatak takımı gibi ortamlardan da bulaş söz konusu olabiliyor. Spordaki gelişmeleri Mehmet Uysal aktaracak. Spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Bir son dakika gelişmesiyle haberlere başlayacağız. Rejiye rica edelim o görüntüyü ekrana verirse. Evet, şu anda ekrana da geliyor. Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Cem Kavalcı yaklaşık yarım saat önce kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Verilen sözlerin tutulmamasıyla alakalı ne kayyuma gideceğiz ne de kaymakama gideceğiz. Kulübü kapatıyoruz dedi. Evet. Bununla ilgili bir basın toplantısını da gerçekleştireceğini duyurdu Sayın Kavalcı ama gerçekten çok ilginç, çok enteresan bir durum. 100. yılını kutlayan Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Tarsus İdman Yurdu'nda gelinen son nokta. Yani cümlelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Ne denir bilmiyorum ama açıkçası böyle bir şeyi beklemiyorduk ki kulağımıza da çok güzel haberler geliyordu transfer tahtasıyla ilgili. Eski başkan Şahin Kırbıyık, eğer ben yönetime gelmek istemiyorum ama eğer gerekirse maddi destek sağlarım, transfer tahtasını açarım gibisinden
müjdeli bir haber de gönderdiği konuşuluyordu. Bu konuşmaların akabinde kulüp başkanının sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yapması gerçekten çok ilginç. Bu sabah saatlerinde Kavalcı'yla bir telefon görüşmesi yaptığımızda bize söylediği şey şuydu. Menemenspor maçı, yani önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Menemenspor maçını direkt rakibi olduğu için bir final maçı olarak gördüğünü ve ne pahasına olursa olsun transfer tahtasının açılacağını söylemiştik ki yaklaşık 10 gün önce de yine bu ekranlarda canlı yayında tahtanın açıldığı müjdesini yine Cem Kavalcı vermişti ama Cem Kavalcı'nın böyle bir paylaşım yapması da gerçekten ilginç bir durum. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek ama son durum tekrar vermekte bir fayda var. Kulüp başkanı Cem Kavalcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tarsus İdman Yurdu'nu kapatıyoruz dedi. Şimdi Tarsus'la devam edelim. Tabii konuşacak ne kaldı Tarsus'la ilgili bilmiyorum ama yine de dün bir karşılaşma oynandı Düzce'de. Altyapı oyuncularıyla sahaya çıkıyor biliyorsunuz. İki haftadır Tarsus İdman Yurdu çünkü tahta, transfer tahtası kapalı, transfer yapılamadı. Düzce'de de geçen haftaki olduğu gibi aynı skorla 4-0 skorla mağlup oldular. İkincilik beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ligin ikinci yarısında ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta Erzincanspor'a 4-0 yenilen Tarsus, Düzce Spor'a da deplasmanda 4-0 yenildi. Transfer tahtasını açamayan Tarsus, altyapı oyuncularıyla mücadele etmeye devam ediyor. Haftaya Tarsus'ta düşme potasında yer alan Menemenspor'la karşılaşacak olan Tarsus, o maçı kader maçı olarak görüyor. Transfer tahtasının bu hafta içinde açılması beklenirken, aksi durumda Tarsus, Menemen maçına da altyapı oyuncularıyla sahaya çıkacak. Tarsus İdman Yurdu ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor. Evet, Tarsus İdman Yurdu'nda konuşacak çok da bir şey kalmadı açıkçası. Bekleyeceğiz ama umuyoruz 100. yılını kutlayan Tarsus İdman Yurdu'nda o az önce verdiğimiz son dakika gelişmesinin aksine daha güzel şeyler yaşanır. Basın toplantısını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Umuyoruz yani başka bir şeyle karşılaşmayız. Zira 100. yılını kutluyor Mersin İdman Yurdu'nu. Geldiği nokta hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Tekrar dirilmeye çalışıyoruz. Farklı yollardan dirilmeye çalışıyoruz ama maalesef durum bu. Şimdi Mersin İdman Yurdu diyeceğiz. Üçüncü lig, birinci grupta liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Ordu Spor'a 5 puan fark atan yeni Mersin İdman Yurdu. Geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında Amasya'da berabere kalmıştı. Yine zorlu bir rakiple karşılaştı temsilcimiz. Ağrı Spor'u konuk etti ve Chris David'in enteresan golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden ve 5 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan yeni Mersin İdman Yurdu evinde Ağrı Spor'u konuk etti. Chris David'in golüyle rakibini 1-0 yenen Mersin, Ordu Spor'la 5 puanlık farkı da korumuş oldu. Maçta çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Mersin İdman Yurdu, maçın 39. dakikasında kazanılan serbest atışı David'le gole çevirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Mersin karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Mersin İdman Yurdu haftaya deplasmanda Çatalca Spor'la karşılaşacak. Evet, yeni Mersin İdman Yurdu evinde Ağrı Spor'u 1-0 mağlup etti ve Ordu Spor da rakibini mağlup edince yine 5 puanlık fark kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonunda da çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çatalca Spor'un konuğu olacağız. Kulüpten transfer açıklaması bekleniyor. En az 2 oyuncunun ismi açıklanacak. Tabii bugün yarın diyelim ama önemli isimlerin olduğu konuşuluyor. İhtiyaç olduğu da zaten ortada. Şimdi Mersin İdman Yurdu'yla devam ediyoruz. Teknik direktör Ersin Akka Ağrı Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ersin Akka hep birlikte başaracağız dedi.
Üçüncü lig birinci grupta hafta sonu Ağrı Spor'u konuk eden ve sahadan 1-0 galip ayrılan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ersin Aka maçı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle büyük taraftarımıza çok teşekkür ederim. Onların desteğini bu maçta çok fazla hissettik ve galibiyette çok önemli bir rol oynadılar. Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Rakibini oynatmamayı ilke edinmiş, dirençli bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz şu anda playoff hattını zorlayan bir ekip. Ancak oyuncularımız maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun oynadılar. İnşallah önümüzdeki süreçte kalitemizi daha çok sahaya yansıtacağız. Tekrardan taraftarlarımıza, yönetimimize, futbolcu kardeşlerime ve teknik ekibime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Evet, Ersin Aka'yı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Hani belki maçlar hep bir farklı bitiyor. Genelde 1-0 bitiyor ama ortaya konan futbol, kaçan gol pozisyonları oldukça çok fazla. Hani bir takım daha ne kadar gol pozisyonuna girebilir ya da gol pozisyonu üretebilir, bu tartışılır ama oldukça fazla sayıda gol pozisyonu üretebiliyoruz. Sonuca gidemiyoruz. İzleyiciler de, spor severler de zaten bunun için yakınıyor. Yani bir şekilde o golü buluyoruz ama devamını getiremiyoruz. İşte geçen yılın gol kralı Abu Zer'i transfer ediyoruz ama ne oluyorsa bize gelince oluyor bu futbolculara. Daha önceki dönemlerde de oldu. En iyilerini getirdik ama bir türlü o dengeyi kuramadık maalesef. Ama bir şekilde kazanmaya da devam ediyoruz. Önemli olan da zaten sonuç. 1-0 olsun, bizim olsun. Önemli olan da dediğimiz gibi bu. Şimdi basketbolla devam ediyoruz. Kadınlar Süper Lig'de Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi evinde emlak konuğu misafir etti ve rakibini mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde 16. hafta heyecanı yaşandı. Yeni koçu Roberto Iniguez'le Avrupa'da kazanan ve ligde de lider durumda bulunan Çukurova Basketbol evinde emlak konusu ağırladı ve karşılaşmayı 67-59 kazandı. Tiffany Hayes 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Chelsea Gray 16 sayıyla oynadı. Emlak konutta ise Nira Fields 18 sayıyla oynadı. Çukurova Basketbol haftaya deplasmanda Bursa Uludağ'la karşılaşacak. Evet, bu haberle birlikte spor gelişmelerinde sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.